Mesut Kocaman, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Tarih Öğretmeniyim. Bilindiği üzere 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız tarih ders öğretim programlarını revizyona gitmiş ve bu revizyonla birlikte yeni beceriler ve kavramlar eklenmişti. Bunlardan bir tanesi yerel tarih. Özellikle öğrencilerin okula geldiği yer içerisindeki bir şehrin ya da tarihi bir camisi ya da bir konağı, mezarlıkları, bir çeşmesi artık tarih ders öğretim programının ve kitabın bir parçası haline gelmişti. İşte bu öğretim programındaki değişiklik mantığı üzerinden Tavşanlı'nın yerel tarihine dair öğrencilerin sözlü tarih çalışması, öğrencilerin akademik bir anlamda çalışma yapmasıyla alakalı tarih kulübü öğrencilerimizle özel bir çalışmaya başlamıştık. Ve özellikle de TÜBİTAK 2204 lise tarih yarışmalarının da prestijli üzerinden yaptığımız çalışmaları TÜBİTAK'a sunarak biz öğrencilerimizin çalışmalarını değer bulmasını istemiştik. Gerçekten de yaptığımız çalışmalar, danışmanlığını yaptığım projeler hem bölge hem de ulusal anlamda başarılar elde etti. Böylelikle öğrenciler bir tarih ilmi nasıl icra edilir, tarih araştırılması nasıl yapılır, henüz daha lise öğrencisiyken bunları öğrenmiş oldular. Ve özellikle de yaptığımız tüm çalışmalar neticesinin böyle takdir görmesi, okul idaremizin destekleri ve 2071 Erdem Nesiller Derneği'nin katkıları ile birlikte bir kitaba dönüşme fikri ortaya çıktı. Ve ilk defa okulumuzda, belki de bölgemizde böyle bir projelerin kitaplaştırma süreci ortaya çıktı. Proje, 5 farklı proje var kitap içerisinde ve hepsi de Tavşanlı'nın ve Kütahya'nın yerel tarihine dair ayrı ayrı projeler. Her bir projeleri ayrı ayrı öğrencilerimiz çalıştı. Gerçekten çok ciddi bir emek ürünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gençler arkadaşları gibi kafelerde çay içmeleri yerine gittiler müzede çalıştılar. Gittiler kütüphanede çalıştılar, alan araştırması yaptılar. Pek çok defa Kütahya ve Tavşanlı sokaklarını arşınladılar, mezarlıklara gittiler. Bu anlamda pek çok emeğini ve enerjisini ilme harcadılar. O yüzden hem öğrencilerimizi hem de onları destekleyen velilerini ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Rukiye Uysal. Bu projemizde Tavşanlı'nın tarihi evlerini inceledik. Tavşanlı tarihi evlerinin bir zenginlik olduğunu düşündük ve iki evi örnek olarak aldık kendimize. Bu evlerden birincisi ressam Suna Gürsoy Konuşlu'nun eviydi. Suna Hanım evini restore ettirmiş bir evlerden biriydi Tavşanlı'daki. Diğeri ise Kadriye Boyacı'nın eviydi. Bu ev ise terk edilmiş bir evdi, artık orada yaşanmıyordu. İki evi de gidip inceledik tek tek. Ben Aksay Çakmak. İlk önce Suna Konuşlu'nun evine gittik bu projede. Suna Konuşlu konağı gerçekten çok güzel restore edilmiş. Hayata yeniden döndürülmüş bir ev olarak karşımıza çıktı. Fakat diğer eve gittiğimizde, yani Kadriye Boyacı'nın evine gittiğimizde ise ev gerçekten harap bir biçimdeydi. Yani ölmüş desek yeridir. Fakat orada o kadar güzel tarihi eserler vardı ki onların hepsinin fotoğrafını çektik, onları belirledik ve sahibine tekrar Kadriye Boyacı'ya geri yolladık. Bu projemiz sonucunda görmüş olduk ki Tavşanlı'mızın çok kıymetli evleri var, çok değerli evleri var geçmişe dair. Projemiz sonunda da bu evlerin tekrar korunma altına alınması ve canlandırılması, gelecek nesillere bırakılması gerektiğini vurguladık. Ben Rümeysa Bilgili. Ben Rukiye Şahin. Biz Değişen Sokak isimleri ve Silinen Melek Tavşanlı Örneği isimli bir proje yaptık. Projemize müzede bulunan 1926 Tavşanlı Kasabası haritası üzerinden başladık. Haritayı Osmanca olan bu haritayı Türkçe'ye çevirdik ve haritada toplam 76 sokak ismi tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz 76 sokak ismini 8 başlık altında gruplandırdık. Gruplandırdığımız 76 sokak ismini günümüz sokak isimleriyle karşılaştırdık ve değişim oranlarını ortaya koyduk. Ayrıca haritada bulunan mekanları tespit ettik ve bu mekanları da fotoğrafladık. Bu mekanların tarihçelerini araştırdık ve günümüzle kıyasladık. Ayrıca 1926 haritasına Ahmet Kocakurt'a çizdirdik. Ayrıca burada Metin Ertekin de yardımcı oldu. Haritanın maketini yaptırdık. Maket için ise Mimar Melike Gürsoy bize yardımcı oldu. Bu oradan da onlara teşekkür ederiz. Bu proje alanında yapılan ilk çalışmadır. Yaptırdığımız bu maket ile de 1926 Tavşanlısı'nın bir fotoğrafını ortaya koymuş olduk. Önce Bursa bölge birincisi olduk ve ardından Türkiye finallerine gittik ve Türkiye finallerine Türkiye üçüncüsü olduk.
Ben Zeynep Balı. Ben Hatice Çoban. Biz Tavşanlı Asya Mezarlığı ve Mormo Mezarlığı'nda unutulmak üzere olan Osmanlı mezar taşlarını inceledik ve araştırdık. Taşların üzerinde yazıları günümüz Türkçesine çeviri yaptık. Mezar taşları üzerindeki süslemeleri ve anlamlarını araştırdık. Daha önce yapılmayan bu projeyi Tavşanlı'mıza kazandırdık. Böylelikle unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı mezar taşlarını kayıt altına aldık ve bilim dünyasına sunduk. Ramazan Deniz, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürüyüm. Bizim okulumuz proje okulu. Projelerle var. Yerel ve ulusal bazda hazırladığımız projeler var. Bunlara çok önem veriyoruz biz. Bu anlamda tarih kulübümüz, en aktif kulübümüz bizim. Tavşanlı tarihi ile ilgili iki tane önemli çalışma yaptılar. Geçen yıl hazırladıkları proje Bursa bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sene hazırladıkları projeyle de Bursa bölge finalisti oldular. Bunlar çok güzel çalışmalar. Bu anlamda tarih kulübü danışman öğretmeni Mesut Kocaman hocamı ve projeye katılan öğrencilerimi gönülden kutluyorum. İnşallah bu çalışmaları, Tavşanlı tarihi üzerine yaptıkları çalışmalar bir başlangıç olur. Çünkü bizim her gün sokakta rastladığımız çeşmeler, camiler, evler önemli. Bu evler bizim neyimizi yansıtıyor? Bizim bunlar dünya görüşümüzü yansıtıyor, hayata bakışımızı yansıtıyor ve bunlar bu özellikleriyle kimliğimizin birer parçası. Bunların hatırlanması, bunların gün yüzüne çıkartılması çok önemli. Mesut Hocam ve ekibi bu çalışmasıyla bunları gün yüzüne çıkardılar ve bundan sonra yapılacak çalışmalara bir başlangıç yaptılar. Özellikle kutluyorum. Bu çalışmalarını ayrıca kitaplaştırdılar. Bu kitap da çok güzel hazırlanmış. Uyum Ajansı bu anlamda teşekkür ediyoruz. Özellikle Uyum Ajansı'nın sahibi Mehmet Ali Şenol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bunu inşallah halkımız alır, okur, beğenir. Güzel bir çalışma çünkü. Bundan sonra da gene yerel ve ulusal bazda projelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki yıldaki hedefimiz bütün branşlarda, pozitif bilim, fen bilimlerinde, matematikte, edebiyatta, din kültüründe projelerle, TÜBİTAK projeleriyle okulumuzun başarısını artırmak, okulumuzun önünü açmak inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.